بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayvanını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah fatih kılıp verişliğine avvaldan ilan kıldı. Allah menge hayvanını fatih kılıp verişliğine vaada kıldı. Avvaldi hiç kaysa gazatına neticesi avvaldan aytilgenmezse de. Haybar gazatını Peygamberimiz anıp fatih kılamızda baydı. Haybar'da Yahudiler yaşaydı ve onda cüda köp hayriyetler var. Cüda köpten özceler düşerdi. Neticeni avvaldan eşitir. Katta özcelerde alışı gibiydi de Araplar, münafıklar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı gelip bizden çıkayla gitmişti. Resulullah ilan kıldı. Haybar'a men bilen fakat gene Hudaybiye'de katlaşken kişiler boradı. Ulanın adadı bir minit ölçtüydü. Başkalarını haklamayın. Yukarıda ötgenimizde avvaldan fakhı buluşluğu anıp cüde katta özcüler düştüğü anık, indi Araplar ve münafıklar hemkeli Peygamberimizden ya Resulullah, biz giyem izin verin, bizden bu hayriyetten mahrum bu meyni, bizden savab ümidi demez, deyişti. Peygamberimiz ettiler, men bilen fakat kime? Hudaybiye'ye çıkanlar Haybar'a var. Ular kere ilhak duruş, ya Resulullah, ticaretimizden havara bu kapız, malı dünyalarımız mahluk koydu, bizden şahit buluşuyla haklıyımız, bizi bu hayriyetten mahrum kımayın, de katlık duru alışkanı da Peygamberimiz ettiler, meyle. Hudaybiye'de bu mayan kişiler meyle çıksın, fakat ular ölce amin. Madem ki savab, şahitlik ümidi de mi? Meyle katlarsın, fakat ölcelerden nasil olarak verilir. Bunu eşkeniden keyin, bu Araplar, bu münafıklardan bir ortası çıkanı yok. Yani onların niyeti doğurması değil, bana şu kıleken işlerden malumdur. Allah da Allah, onların kalplerdeki nesnanı Kur'an ayetlerinden keşif oldu. Estağfirullah. سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ اِذَنْ طَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَ نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا Bana kuyuda Fatih Suresi'den birkaçı ayetlerle okuyunuz. Fatih Suresi Hudaybiye sulh hakkında söz yürütledi. Ondan kendi bulabiliyorum işler hakkında söz yürütledi. Allah da olay dedi. Hala sizler Haybar cengide kolye kilitken ölçelerini alış için ketiyatken vakti indizler. Çıkmasından kalgen kimseler bizler hem o şey ölçelerden alış için sizlerce ilgeçliğimizi yol koyunlar derler. Ular Allah'ın kelamını özgürtir mahcup oladılar. Ayti, herkes bizlerce ilgeçmeysizler. Allah ilgeri bana şunu dediğine dedi. Şimdi ular, yok sizler bizlerce hasat bakırlık kılmakta sizler derler. Yok. Ular kemlenken nasalarını yine anglarlar. Arabilerden bulgen, yani çıkmasından kalgen, münafık kimselerge aydın ya Muhammed Aleyhisselam. Yakında sizler, küçük kuvvet egeleri bulgen bir kan bilen cenk kılıçlıkça davet edilirsizler. Yakında cenk oladı, şimdi çakırırlar. Öşende ular bilen uğruşursuzlar, ya ki ular cengi cezasız İslam geçirirler. Yani ana şu payda çakırırken iddia kısaylar, Allah Teala acilerini toluk kıladı. Eğer asili kısaylar Allah'ın cezası kattık olan. Bana şimdi mu'minlerge Hudaybiye'de katlaşkenlerge. Haybar'da anıt galaba buluştuğunu Allah Teala başaratını verir. Neden öyle başarat verir? Çünkü Müslümanlar Resulullah'ın üstünde kıyın hala türgende yanında türüp verişlikte rasaken vada vergenler. Allah şunun için o gün mükafat verir. Ey Muhammed! Dar hakikat Allah mu'minlerden ular darah aslında sizge bayat kılıyorken vaktlere de razı oldu. Hudaybiye'de Peygamberimizin koluna kolunu koyup Peygamberimizge sözsüz itaat kılamız, cenk olsa sizi taşlar çekmeyiniz de vaat edildiğiniz için Allah onlardan razı oldu. Bas uzak onların dillerdeki nerse, sadakat ve vefanı bile onlarge sakinet aramış oldu. Ve onlarını Haybar cengide erişilebilen yakın galaba
ve fakat özleri yine aladigan köpten köp özcelerle mükafatladı. Allah kudret ve hikmet sahibi bo'lgan zotdir. Ularning qalbidagi niyati payg'ambarimizga tashab ketishlik emas edi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohning oldida turib beramiz deb turib, payg'ambarimizga so'z bergan edi. Va mana shu narsa haqiqiy va'da edi. Ularning qalbida shu ahdiga vafo qilishlik niyati bor edi. Shunga mukofot qilib Alloh taolo tezda keladigan o'lja Haybarni va'da qildi. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ O Allah Mekke'nin içi de Hudaybiye'de sizlerinin ularının Mekke müşriklerinin üstüge galip kılgenden ki ularının kullarını sizlerden sizlerinin kullarının izinden ulardan tosken zaptır. Yani sulh bulup Kureyş Müslümanlarga tecavüz kılmaya koydu. Müslümanlar Kureyş'e tecavüz kılmaya koydu. Müslümanlar nemege Mekke'de jang qilishlik imkoni bo'lib turib, sulh bilan qaytishdi. Musulmonlar urushlikka qodir edi. Musulmonlar agar Makkaga Alloh taolo izn berib, jang bilan kirib borishganida, Makkada hali hijrat qilmagan musulmon va musulmonlar bor edi. Agar musulmonlar qurol bilan kiradigan bo'lsa, ularni tanimasdan qatl qilgan bo'lar edi. O'zlariga qattiq bir musibat, og'ir gunoh bo'lar edi. Endi musulmonlar sulh bilan qaytishligi ularni mana shu bir musibatdan saqladi. Musulmonlar ortiga qaytib ketar ekan, mana o'tgan darsimizda aytdik, Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, axir siz tushingizda umra qilib, sochlarimizni oldirib, qisqartirib qurbonlik qilamiz deb aytmaganmidingiz? Tushingizda ko'rganingizni aytmaganmidingiz?" Rasulatlar, "Ha, ey Umar, shu yil bo'ladi deganmidim bu ishni?" Alloh taolo mana shu umrini xattobni aytgan so'ziga shunday oyatlar nozil qildi. Laqad sadaqallohu rasuluhu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al masjid al harom in sha'a Alloh aminin. Muhalliqin ru'usakum va muqassirin la takhafun. Qasamki Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Kirasizlar. Payg'ambarning tushi haqq. Albatta sizlar ey mu'minlar inshaalloh Masjidil Haromga tinch, omon, sochlaringizni qirdirgan yoki qisqartirgan holingizda xavf va xatarsiz kirasizlar. Hudaybiyaga kelishganida musulmonlarda xavotir bor edi. Tinchlik bo'ladimi, jang bo'ladimi, shuning uchun qurollarni o'zlarining olib kelgan edi. Sizlar Hudaybiyaga kelganda xavotir bilan kelgan edinglar. Inshaalloh keyingi umra qilishdi musulmonlar. Endi tinchlik bor, sulh bor, tinchlik, xotirjamlik holatida ular umra qilishgan edi. O Allah öz paygambarını hidayet ve hak İslam bilen o dinle, barca dinlerge galip üstün kılıç için yuborgan zattır. Allah'ın gözü üçbu vadesini royakke çıkarışke royakke çıkışıge yeterli yuvahtır. Elbette İslam galip olan. Kafirler, İslam düşmanları herkence haklaşsın, haklaşmasın bu din elbette galip olan. Hudaybiye sulh tuzuldu. Müslümanlar ortaya kaçırdı. Alloh taolo Fath surasida qarang. Bu surada Hudaybiya sulh haqida, Haybar fath haqida, Qazo umrasi haqida, Makka fath haqida, Hunayn va Toif haqida Alloh taolo xabarlarni berdi. Kelajakda nima ishlar bo'lishini Alloh taolo avvaldan bayon qilib qo'ydi. Bu Qur'on o'tmish haqida nimani gapirgan bo'lsa, ayni haq edi. Va kelajak haqida nimani gapirgan bo'lsa, bu hammasi haq bo'lib chiqdi. Bu Qur'onning mo'jizasi. Hamda g'azotida qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirini beradi. Mana bilamiz 5-yilda Hamda g'azoti bo'lib o'tdi. Mushriklar hech narsaga qodir bo'lmasdan orqaga qaytib ketdi. Endi payg'ambarimiz ularni mana shu Hamdada qatnashgan mushriklarni bittama-bitta ta'zirini beradi. Hamda g'azotiga, ya'ni Hamda g'azotini boshlanishiga kim sabab bo'lgan? Yahudiylar. Haybarga borgan Banu Nazir Yahudiylari, Haybar musulmonlarga nisbatan fitnaning o'chog'i edi. Mana shu joydan Hamda g'azotining birinchi qadami qo'yilgan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Hudaybiyadan qaytishi bilan birinchi qilgan ishi Haybardagi yahudlarni ta'zirini berishdi. Bu vaqtda Haybar podshohi Kanona ibn Abi Huqayf edi.
Haydar Madinaning shimol tarafida 70 mil uzoqlikda joylashgan bir joy edi. Yahudilar shu yerda yashardi. Haydarda yahudlardan boshqa hech kim yo'q edi. Banu Nazir yahudilar Madinadan Haydar kelgandan keyin ular Haydarga borishdi va Sallam ibn Mushkil va uning boshqa bir sheriklari nasl-nasaba baland bo'lganligidan Haydarning podshohlari qatorida bo'lishdi. Payg'ambarimizning buyrug'iga muvofiq Haydarga faqatgina Hudaybiyada qatnashgan kishilar chiqdi. Hammasi faqat 5 kishi og'ir kasalligi tufayli chiqisha olmadi. Laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj. Alloh taolay aytadi, ko'zi ojiz kishiga haraj tanglik yo'qdir. Cho'loqqa haraj yo'qdir. Xastaga haraj yo'qdir. Ya'ni Rasululloh bilan chiqmaganiga ular gunohkor bo'lmaydi. Yuqorida o'tganimizdek, Haydardan hech qanday o'zi onasidan eshitganidan keyin Arablar chiqishmadi. Mana endi Haybar g'azotini o'zib o'tamiz. 6-yilning Muharram oyida Rasululloh qo'shini bilan Haybarga qarab Madinadan jildi. Muharram oyi jang qilishlik harom bo'lgan oy. Bu oyda jang bo'lmadi, keyingi oy, Safar oyida jang bo'ldi, lekin chiqishligi Muharram oyida bo'ldi. Madinada Yahudlar yashardi. Banu Qaynuqo Yahudlari bilan musulmonlarning o'rtasida mushkila bo'lganidan keyin Rasululloh Banu Qaynuqo Yahudilarini munofiqlarning kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, "Meni mavlolarimga yaxshilik qiling" deb Rasulullohga turib olganida ular senga deb bergan. Ular Madinada qolgan. Bir qismi chiqib ketdi, yana bir qismi qolgan. Demak, Madinada Yahudilar bor edi hali. Banu Nazir haydaldi, Banu Qurayza so'yildi. Endi Banu Qaynuqo esa so'yilmadi ham, haydalmadi ham. Bir qismi chiqib ketdi, bir qismi qoldi. Va mana shu uchala qabiladan tashqari yahudiylarning bir urug'lari ham bor edi. Musulmonlar Haydarga kelayotganligini eshitgan bu Madinadagi yahudiylar musulmonlarni qoldirish uchun xalqiga faqatchi boshlashdi. Vallohi musulmonlar agar Haydarga borsa qatl bo'lishadi. U yerda 10 ming qo'shin bor. Shunday bir musulmonlarning ma'naviyatini tushirishi uchun, qo'rqishi uchun shunday bir gaplar tarqatishdi. Hamda yahudiylar ahli davlat edi. Puldor. Qaysi musulmonni yahudiylarda qarzi bo'lsa, shu musulmonni Haybarga bormaslik uchun uni qarzini pesh qilib to'xtatib turishdi. Abu Shahm ismli bir yahudiyni Abdulloh ismli bir musulmonda 5 dirham haqqi bo'ladi. Haliga Abdullohga qarzini so'rab qo'y, shu yerga chiqaysan dedi. Abdulloh aytdi, sabr qilib tur. Haybarga boraylik, o'rjalar tushadi, keyin qarzini uzaman. Abu Shahm, Haybarni fath qilaman deyapsan. Vallohi fath qila olmaysizlar. 10 ming qo'shin bor. Hammalar so'yilib ketasizlar. Meni qarzimni to'laydigan odam qolmaydi. Qarzini to'lab qo'y, keyin chiqasan. Bo'lmasa chiqmaysan. Abdulloh har qancha harakat qildi, topa olmadi. Yordam so'radi, hech kim yordam bera olmadi. Rasululloh kelib shikoyat qildi. Ya'ni katta o'zi chiqadigan jangdan 5 dirhamda chiqa olmayapti. Qani 5 dirham puli yo'q. Musulmonlar mana shu Haybar fath bo'lguncha muhatta bir faqir bo'lgan. Oysha onamiz aytganlardek, Haybar fath bo'lguncha qornimiz to'yib non yemaganmiz dedi. Ya'ni 6 yilda shunday bir katta janglar bo'ldi, katta bir mushkilalar bo'ldi. Musulmonlarning qorni och. Demak, boylikka taqa bo'lmas ekan. Biz hamma narsa shu pul bo'lsa ham o'tkiz oladi deymiz, yo'q unaqa emas ekan. Iymon ekan hamma narsa asosi. Rasulullohga kelib shikoyat qilganida payg'ambarimiz aytdilar, qarzingizni uzib qo'ying dedi. Ya'ni Abdulloh roziyallohu anhu kiyimlarini sotib 5 dirham berdi. Keyin ketdi. Jang tugaganda juda katta o'lja tushdi musulmonlarga. Shu Abdullohni o'lishiga hozir haqdor bo'lib turgan Abu Shahmning qarindoshlaridan bitta ayol cho'ri bo'lib o'ljasiga tushdi, nasibasiga. Hali ayol yetilab kelib turib Madinaga. Abu Shahmga ko'rsatib, "Bu meni cho'rim bo'ldi." Sotib olasanmi endi? Rozi bo'ldi, katta mablag' evaziga sotdi. Yahudilar mana shunga qilib musulmonlarni Haybardan qaytarishga harakatlarni qilishdi. Musulmonlar Haybarga tayyorgarlik ko'rayotganini eshitgan Madinadagi yahudiylar Haybarga odam jo'natishdi. Banu Ashja qabilasidan bir arobiyni chaqirishib, Madinada bo'layotgan ishni xabarni yetkazdi.
Undan tashqari Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham Haybarga odam jo'natdi. Musulmonlar Yahudiylar jo'natgan odamni tutib olishdi. Lekin Abdulloh ibn Ubay jo'natganini tutisha olmadi. Yahudiylarga Madina tayyorgarlik ko'rayotgan haqida xabar keldi. Payg'ambarimiz parvo qilmadi bunga. Chunki bu jangning natijasi Alloh tomonidan va'da qilindi, avvaldan ma'lum. Odatda payg'ambarimiz biror bir qabilaga yurish qilsa, shu ko'zlagan tomoniga qarab yurmasdi, aksincha boshqa tomonga yurardi. Odamlarni chalg'itishlik uchun. Ma'lum bir vaqt yurganlar keyin burlaridan qolgan tomonga. Bu safar uni qilmadi. To'g'ri Haybar tomonga qarab chiqdi. Chunki ajoyib natija Allohdan ma'lum. Yahudiylar xabar topganlaridan keyin tayyorgarlikni boshlashdi. Yetarli vaqt bo'ldi ularga oldida. Chunki erta keldi xabar. Qo'rg'onlar mustahkamlashdi, oziq-ovqat, suv, qurollarni tayyorlashdi, ayol bolalarni eng bir mustahkam qal'alarga jangchilar bo'lsa, birinchi hujumni qabul qiladigan, ya'ni birinchi zarba beradigan qal'alarga joylashtirdi. Musulmonlar esa tamomiy xotirjam suratda chiqib borishdi, 1400 ta odam. Haybar yahudiylari jangga tayyor bo'lganidan keyin yig'ilishdi. Nima qilamiz? O'rtaga har xil takliflar tashlandi. Biri aytdi, qal'ada turib jang qilamiz. Biri aytdi, tashqariga chiqamiz. Sallam ibn Mushkim aytdi, menda fikr bor dedi. Qanday fikr? U aytdi, qaysi qavm o'z yerida urushda xor bo'lishi aniq. Ya'ni o'zi bizning yerimizga bostirib kelganligi bizni xor bo'lganimiz. Kelinglar, biz hozir urushga tayyormiz. Chiqib Madinaga o'zimiz boraylik. Agar mag'lub bo'lsak, qo'rg'onlarimiz Haybar omonda turadi. Agar yengsak, o'ljalar bilan qaytib kelamiz. Desa yahudiylar uni taklifini qabul qilishmadi. Qo'rqishib tashqariga chiqdi. Chunki eng yaxshi himoya bu hujum deb aytdi. Lekin ular Sallam ibn Mushkimning so'zini qabul qilishmadi. Musulmonlar 1400 kishi hammasi bu safar ulug'lar ustida edi. Birinchi safar shunday bo'lyapti. Hech kim piyoda emas. Bularning ichidan 200 ta odam otlig'ida. Bu ham birinchi marta bo'lyapti. Haybardagi yahudiylarning, ya'ni jangchilarning adadi jang qilishga qodir kishilarning adadi 10 ming ta. Lekin 10 ming ta bo'lishiga qaramasdan baribir qo'rqishdi. Kofir bo'lgan boshqa arab qabilalarini o'zlariga yordam berishlik uchun da'vat qilib bir jamoani chiqarishdi. Haybardan Kanona ibn Abi Huqay boshliq bir yahudlar jamoasi yordam so'rab Banu Murra qabilasiga borishdi. Banu Murra qabilasi ham Xandaqda qatnashgan edi. Banu Murraning sayyidi Horis ibn Avfni oldiga borib, Kanona o'zini talabini aytdi. Ya'ni Muhammad biz ustimizga bostirib kelyapti, ularga qarshi jang qilgani bizga yordam berdi. Horis ibn Avf aqlli odam edi. U aytdiki, men Muhammadning ishi yuksalayotganini ko'rib turibman. Unga jang qilishni xohlamayman. Dedi-da ularga yordam berishdan bosh tortdi. Banu Murradan noumid bo'lishdi. Endi Banu Murraga yaqin bo'lgan G'atafon qabilasiga bordi. G'atafonni sayyidi Uyayna ibn Hisn edi. G'atafon qabilasi ham Xandaq g'azovasida qatnashgan. Eslasanglar, 4000 odami bilan qatnashganida payg'ambarimiz uni agar qaytib kelsang, senga Madina xurmosini yarmini beraman deb savdolashgan edi. Eslasanglar. Ansorlar norozi bo'ldi, shu bilan bir ittifoq tutmagan. Uyayna ibn Hisn G'atafonning sayyidi edi. Bu kishi haqida payg'ambarimiz aytadi, "Haza al-ahmaq al-muta'." Ya'ni o'zining bir mustaqil fikri yo'q, lekin qavmi itoat qiladigan bir tentak deganidir. Chunki o'zining bir mustaqil fikri yo'q edi. Qanday fikr qilmasin, albatta bir ahmoqona tentakona fikri. Kanona Uyayna oldiga keldi-da, undan yordam so'radi. Uyayna rozi bo'ldi. Aytdiki, sizlarga yordam beramiz dedi. Hozir sizlar bilan 1000 ta odamni qo'shib jo'natib boraman, orqalardan yana 4000 odam bilan boraman dedi. Haqiqatan Kanona bilan yahudiylar bilan G'atafondan 1000 ta odam qo'shilib ketdi. Haybarning adadi askarlarini 11 mingga yetdi. 10 ming o'ziniki, 1000 ta bo'ldi, 11 mingga yetdi. Yana 4000 odamni olib boraman deb va'da qildi, yahudiylar xursand bo'lishdi.
Bu haber Banu Murra'nın sayıdı hazır. Yahudilerin yok degen Haris'in af geçip geldi. Haris Uyeynan'ın dostuydu. Uyeynan'ın ağabeyi gelip etti ki ey Uyeynan Yahudilerle birge cengkına dedi. Uyeynan ne mi şu? Ey Uyeynan Muhammed'in işi közü körünüp kaldı dedi. Uyeynan etti biz bilen Yahudilerge Muhammed'de kuvvet yetmedi dedi. Haris etti ey Uyeynan hala İslam yayılmazdan avval Sallam ibn Mushkimni bir sözünü eşitken ben. Hala İslam közge körülmeye durup Sallam ibn Mushkim bir de yapını eşitken ben. O ayken ki Yahudilerin üstünde ikisi soymuş var. Bittesi Medine'de buladı, bittesi Hayber'de buladı degen. Medine'deki soyuluş buldu, Banu Kurayza soyuldu. Şimdi Hayber'de soyuluşu var. Onlara yardım vermedi. Uyayına eşit durup sen bu sözde Sallam ibn Mushkimni özünü işken misin? Ha, öz kulağımına işken ben. Uyayına tentek, ahmak. Onda ne demek ki Sallam ibn Mushkim Yahudilerden Hayber'de Türk durmasın dedi. Özü. Ha, Yahudi de özünün millettaşlarının yanında Türk'tü de hamiyyat dedi. Mina, uçlarla bilemem bunu. Yani bana şu yapılan yapılanın peygamberimiz etkendik, tentek ahmağı kendiliği malum oldu. Lakin kavminin sayıydı, hiç kim yapını çıkmazdı da. Bir ağız yapmış için 10 minti kural, 10 minti kılıç sayarıdı hizmeti. Şimdi kılıp, uyayına minti adamla Haybar'a yönetti, özü 4 minti sıvılan tergeli görüşü başladı. Haybar, Medine'ni Şimal tarafında yerleşti. Resulullah tuğla çıkıp olsa Haybar'ın canı tamamından gelen. Haybar'ın ileriki canı tamamından gelen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haybar'ın şimal tamamından gelişti. Hafladı, arka tamamından. Kim bizni? Haybar'ın şimal tamamı alıp aradı. Sahabalar yokken satıştı. Yahudiler kütüyken canı tamamından mez. Müslümanlar şimal tamamından gelir. Ne mümkün? Cenginin neticesi Allah'dan malum. Müslümanlar yengel. Şimdi eğer Yahudiler yengilse, hayatta karar koçar. Şimal tarafta, Şam damaya karar koçar. Onların aldığını, yolunu tuttuğu için Peygamberimiz Şimal tamamından aylanıp hücum kılıçıyla rica kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cengini, hani galaba bilen tügeçliğe anık bölgen cengini, imkanı barıca talafatsız ötülüşüyle hakladı. Ve acil bir büyürünü verdi. Koşunlu avvalıya bir safına tekiz kılıp tızdı da hiç kim bana şu saftan bir karış hem ağzını ötmesin. İtaat boyunsunuştu. Saf bir katar aldı da koşunlu arkasına kek yaptı hiç kim ağzını ötmüydü. Şimdi bir kişi ağzını ötmüydü kendisi görmüm kaldı. Peygamberimiz ok gelirler bize. Ok gelişti. Bu Abu Abs raziyallahu anh dedi. Men ağzını hiç kim ötmesin dedi etme gelmedim dedi Resulullah. Abu Abs raziyallahu anh dedi ki ya Resulullah ma tüyen şicatiden gayretinden ötüp geti yaptı. Üşak kalamaya yapman dedi. Peygamberimiz malamat kıldı ve bağla koştu dedi. Çünkü başkaları da ders basın ki bu sahabanı Peygamberimiz yetişirlikle ruhsat verdi. Çünkü tatlık olsa koşunca hukukluğun kılıçlı taşkaradan aslan bulmuyor. Yani bitti iki adam aldı götü gözde hatta ondan zarba verişti aslan bulan. Müslümanlar Haybar'a hareketi bararken Tosat'tan arkadan koşun gibi kaldı. 4000 kişilik Gatafan koşuna. Uyeyne ibn-i Hasim Yahudilerge vadakı geldik. 4000 adamı Müslümanlar da arkasından boşlak geldi. Müslümanlar da hücum kımadı. Fakat Müslümanlar da arkasından erçip geldi oldu. Müslümanlar da halat kıyım bu kaldı. Özler 1000 turistte. Aldıda 11000 kişilik koşunu var Yahudiler durdu. Arkadan 4000 kişilik Gatafan kabilesi geldi. 15 bin koşun ortası da 1 bin turistle koşun durdu. Peygamberimiz Uyeyne'ye adam yubardı. Nemeye çıktı? Uyeyne etti. Yahudiler beni hulafalarım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uyeyne'ye adam yubardı. Dedi, ey Uyeyne, ortaya kayıt. Allah menge Haybar'ın fakh kılgıleşliğiyle vaada kıldı. Allah'a kasam. Haybar fakh buladı. Ortinge kaytdi. Faydası yok koşulışını verdi. Uyeyne etti. Sen Haybar'da fatkılasan. Vallahi sen koşulayım bilen Haybar'da mağlup olup sözün atır düşersen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir neçen metta ortaya kaçışke çakırdı. Lekin faydası bulmadı.
Hazır ayetekanımızda ki halatı kıyın Müslümanlar. Özel bir miyin törüste? Arkada tör miyin? Oğlu da on bir miyin askerde. Arkadaki gatafanla katlarışı için Peygamberimiz üreynege ayet ki adam yubarır. Eğer sen ortaya katip etsin, yine sağdalışın ne yaptı? Haybarının bir yıllık hasılını yarmını bilsen gidiremem. Üreyne ayette Haybar'da meyveleri senin kolunda mı ki sen meyyonu var da kalasan dedi. Kaçışlıkta razı bulmadı. Haybar'a yakın masafı koyan payıda Üreyne özünü koşunudan uzun ötüp gitti de ulanı kaldırıp durmayan kişinin ehtara varıp Yahudilerin kalalarına kirip aldı. Onu yine bir madde arkaya kaytarışlık için Peygamberimiz Sa'd ibn Ubadah raziyallahu anh'ını bizden uzunluğa Haybar getirip varın. Onca yine bir taklif kılıyordu. Sa'd ibn Ubadah Müslümanlardan uzunluğa Haybar getirip vardı. Üreyne çıktı. Sa'd ibn Ubadah etti. Ey Üreyne! Gatafanını alıp ortaya kayıt. Özüyle de müşkülüye kilgizme. Haybarının hak buluşu anıp Allah'ın vaadesi var. Eğer kaysın, bir yıllık haybarını hasılın seni veremez. Üreyne razı olmadı. Çünkü takılıp kılınsın, razı olmadı. Üreyne dedi sana, hazır verilirken de al dedi. Hala vakit otkenden ki, gelip soruyorsan bari de, onda kolumuzda seni kılıçtan başkanası bulmuyordu dedi. Üreyne etti, biz bilen Yahudilerle küçükler yetmeydi dedi. Aramızda fakat kılıç vardı. Sa'd ibn Ubadah şunday bo'lsin dedi de orqasiga qaytib keldi. Ko'nmaganligini payg'ambarimizga aytganida payg'ambarimiz aytdi: "Hasbunalloh va ni'mal vakil." Allohga tavakkal qilinglar. Chunki va'da aniq. Bular 15 ming emas, 35 ming bo'lganda ham baribir Allohning va'dasi haq. Allohga tavakkal qilishdi. Adadi 10 barobar oz bo'lishiga qaramasdan Allohga tavakkal qilib chiqishdi. Shunda ketishganida ya'ni holat o'zgarmadi. Orqada ko'rmay oldu Müslümanlar, ular da oldu Yahudiler. Tosatsan, Gatafan'ın koşunu arka tamamından bir kişi geldi de Adriku nisa'akum, Adriku avladakum de kışkırdı da arkasına kaçıp gitti. Ayollarıyla da kutkarıylar, ballarıyla da kutkarıylar dedi de kendi. Bu Gatafan tamamından geldi. Gatafan'ın törmeyi asker oylanıp kaldı. Ha biz yerimizi taşlar çıkıp gitkenimizde başka bir kabile bir hücum kıldı şekli de havatırı düşüp alıştı. Üreyne'nin çakırışı için Haybar'a elçileri yönetip özleri arkasına kaydıştı. Üreyne'ye bu haber yetip oryanda bizi kavmımızda taşkarından hücum buldu degen hayalge vardı da özü yönetken avalge minti adamı aldı da o ham Haybar'a taşıp kaçıp gitti. Şimdi kılıp Gatafanlı'dan bırak adam konar. Uyga qaytib borishdi ham yo'q tinchlik. Nima bo'ldi? Hech kim bo'yon yo'q. Hech kim hujum qilmadimi? Ha, yo'q. Hech kim jo'natmadinglarmi? Ha, yo'q. Orqamizdan bir odam kelib falon-falon dedi-yu, xabarimiz yo'q dedi. Tinchligini bilgandan keyin Üreyne qaytamiz Yahudlarga yordam bergan edi. Endi bular qaytib kelgunga qadar vaqt o'tib bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlar Haybarning yarmini fath qilib bo'lishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar, "Musirtu birru masirata shahr." Ya'ni bir oylik borish kelish masofasiga Alloh taolo bitta qisqirishligi bilan payg'ambarimizga yordam berib qo'ydi. Mana shunday qilib Gatafonliklar Yahudilarga yordam berishlikdan Alloh taolaning bir irodasi bilan to'silib qolishdi. Bu chaqirgan kim edi? Tarix va hadish narsa demaydi. Farishtami, boshqami, Alloh biladi. Lekin Alloh taolaning irodasi bo'ldi, Gatafonliklar ortiga qaytib ketdi. İnşallah sira hakkında dersimizi keyingi cumalarda anlatacağım bulamız. Akulu kavli hâle ve estağfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.